Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tozdurup savuranlara, derken bir ağırlık taşıyanlara, derken bir kolaylıkla akanlara, derken bir emir taksim edenlere andolsun ki, o size vaat edilen elbette doğrudur. Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır. Yollara sahip göğe andolsun ki, siz elbette çelişkili sözler içindesiniz. Ondan çevrilen çevrilir. Kahrolsun o fikir adına kendi tahminlerini ileri sürenler. Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar. Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. Onlara tadın inkarınızın cezasını, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir. Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Gök ve yerin Rabbine andolsun ki size edilen o vaat herhalde haktır. O tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti. İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğul ile müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi. Misafir melekler evet bu böyledir, Rabbim böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler. İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar, gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler. Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık. Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bu bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu. Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor
mutlaka onu kül gibi dağıtıyordu. Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın. Ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Ey Muhammed, sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi dolgun bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Sadakallahu lansip.